Cennet köşelerde Şırnak programımız devam ediyor. Şırnak'tan aşağıya Cizre'ye geldik efendim. Gelme sebebimiz de şu. Son zamanlarda, son 10 yılda özellikle konu Şırnak'tan açıldığı zaman, fuarlara gittiğiniz zaman sürekli olarak gündeme getirilen bir konu var. O da Nuh'un gemisi. Cudi Dağı'nda olduğu söylenen Nuh'un gemisi ve şu anda da Cizre merkezde Hazreti Nuh adına yaptırılmış olan caminin içinde bulunan yine Hazreti Nuh'un bulunduğu türbedeyiz. Sayın hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Cidre. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi aslında ayeti kelimede Hud suresi 44 çok kısa olarak geçiyor. Önce bir ayeti sizden dinleyeceğiz ama ondan sonra tabii ki bu konuyla ilgili Nuh'un gemisinin Cudi'de olduğuna ve buranın da Nuh aleyhisselamın makamı olduğuna dair kesin olduğunu söylediğiniz bilgiler var. Buyurun önce ayetten. Kur'an-ı Kerim Hud suresi şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kîle ya ardu bla'i mâ'eki ve ya semâ'u akli'i ve gîdal mâ' ve kudiyel emr ve istavet alel cûdiyi. Ve kîle ya ardu bla'i mâ'eki. Denildi ki ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut. Ve iş bitirildi, sular çekildi, gemi cûdi üzerinde durdu. Zalim olan kavm helak olsun denildi. Buna göre kesinlikle zaten Cudi'dir. Yalnız Ararat olması şu nedenlerden ibarettir. Allahu Teala gerek Tevrat'ta gerek Kur'an-ı Kerim'de hep Cudi demiştir. Fakat milattan önce 597 yılında 2. Nabukodonozor Babil kralı Filistin'deki İbranilerin Yahuda krallığına saldırmış. Onları vergiye bağlamış. 5-6 yıl bu altınlar, gümüşler ve ipekler gönderilmiş. Daha sonra Hitit kralı ile Mısır kralı Yahuda kralına, Yahukine yani, bu paraları göndermemesini, bir daha o kadar uzaklıktaki bir mesafeden böyle bir ordunun buraya gelmeyeceğini söylemişler. Bu yüzden 2-3 yıl bu paralar gönderilmemiş. Babil kralı 2. Nabukadonozor ordusuyla birlikte tekrar Kudüs'e gelmiş. 18 ay orayı kuşatmış ve nihayet Kudüs'e girmiştir. Ve Kudüs'e girince Kudüs'ün Hazreti Süleyman Aleyhisselam mabedini, bütün sinagogları, bütün havraları, Kudüs'ün tamamını yakıp yıkmıştır. Ve Kral Yahukin, vezirler, sağlam olan bütün Kudüslüleri peşine takıp Babil'e getirmiş. Babil'de önce gözlerine mil çektirmiş, daha sonra onu asmış ve bütün Yahudileri Kürt bölgelerine, Arap bölgelerine, İran bölgelerine köle olarak göndermiştir. Bunlar böyle 300 yıl köle kaldıktan sonra Kral Kirus bunları affetmiş. Bu sefer Yahudiler toplanarak yeniden bir Tevrat yazmak istemişler. Çünkü biliyorsunuz Tevrat levhalar halinde gökten inmişti ve bu levhalar parçalanmıştı. Ama Kur'an-ı Kerim sözlü inmiş biliyorsunuz. Vahiy katipleri bunu yazmışlar. Evet, şimdi Azra başkanlığında bir komisyon kurulmuş ve bütün Yahudiler çağrılmış. Kimin ezberinde biraz ayet veyahut ezberinde sure varsa Tevrat'tan gelsin demişler. Toplanmışlar ve yeniden Tevrat yazmışlar. Yani 300 yıl sonra yeniden bir Tevrat yazılmış. Fakat Nuh peygamber aleyhisselam gemisinin durduğu yer belli olmadığı için, unutulduğu için, hafızlar öldürüldüğü için bunlar bir karara bağlamışlar. Demişler ki biz öyle bir şey yazalım ki yarın yalancı çıkmayalım. Ve gemi Urartu dağlarına indi denilmiş. Biliyorsunuz başkent Tuşba ta Cizre'ye kadar gerek Cudi, Allahu Ekber, Subhan, Katu ve Sümbül dağlarının tamamı bu Urartu bölgesine giriyor. Bu yüzden bu böyle devam etmiş. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra bir tane Arami, yani Hazreti İsa Aleyhisselam dilinden konuşan birisi kendi Tevratlarını yazmak için, çünkü biliyorsunuz onların şeriatı Tevrat'tır. İncil'de bir şeriat, bir şey, sistem yoktur. Gelmiş Babil'e ve bunu yazmış. Onun sarfunahu, yani dil bilgisi az olduğu için Urartu kelimesini Ararat olarak yazmış. Çünkü Elif, R, Elif, R, T'dir. Fakat üstün esre ötrelerini okuyamadığı için yanlış okumuş. Bütün Avrupa ülkeleri bu Tevrat'ı baz aldıkları için ve gemi Ararat dağlarına indi diyor. Halbuki Ararat dağlarında mümkün değil. Gemi durmaz.
O kadar su dünyada yok. Çünkü Nuh Peygamber Aleyhisselam tufanı bölgeseldir. Dünya genelinde değildir. Dünya genelindeki bütün okyanuslar ve denizler Everest'i, Ağrı'yı kaplayamaz. Ve gemi Tevrat'ın dediği gibi 150 gün sular üzerinde kalamaz. O zamanki tekniğe göre o kadar hayvan, çift hayvan var. O kadar insan mümkün değil, orada barınamaz, kalamaz, o kadar yiyecek de olamaz. Ve öyle bir gemi de yoktu. Ama Cudi Mezopotamya'da en yüksek bir tepe, 2124 metre yüksekliğinde ve bütün Arabistan, Kürt ülkeleri ve Urfa, Antep, Malatya, Diyarbakır bölgeleri, Mekke falan dahil bütün Arap ülkeleri sular altında kalmıştı, Kabe dahil. O zaman ne olmuş? Ve gemi Cudi üzerine gelmiş. 6700 yıllık süre içerisinde, ben de merak ettiğim için soruyorum, 6700 yıllık süre içerisinde günümüze herhangi kalan bir şey var mı? Yani bunu gözle görülür. Hani tamam orada şehadet parmağı. Nuh Peygamber Tufanı ve Cudi Dağı adlı benim bir araştırma kitabım var. Onda ben bunları belirttim. Mar Yakup Kilisesi'nde, Nusaybin'de onun tahtaları vardı. Cizre'de altın demir şeyleri vardı, çiviler vardı. Bir de Frederick Bender 1954 yılında Cizre'ye gelmiş, Cudi'ye çıkmış o şeyli asfaltlı yani o zaman hani zift vurulmuş ya, ziftli tahtasını da bulmuş. Ondan kalan en önemli miras Nuh Aleyhisselam buraya gelmiş. Cizre surları gemi şeklinde yapılmış, bu unutulmasın diye 6000 yıldan beri. Şu anda Cizre'nin surları gemi şeklindedir. Yani bunların hepsi bunun alameti. Ayrıca Ararat yani Ağrı Masit Dağı üzerinde 300 metrelik bir tane buzul tabaka var. Eğer o insanlar aç susuz oraya inseydi orada hepsi ölürlerdi. Bir de Ağrı Dağı'nda su yok. Kesinlikle yok. Ağrı Dağı'nda şeyin bahsettiği, Tevrat'ın bahsettiği o hayvanlar yok. Ama burada her türlü hayvan var. Bir de filler var burada. Hem İdil'in iki tane köyü var. Fil köyü, bir de başka bir, o da fille benzeyen bir köy daha var. Bunu kanıtlamak için bir şey daha söyleyeceğim. Asur kralı Tiglit-Pileser milattan önce 1115 yılında Anuaddat Asur şehrinde, Irak'ta Anuaddat mabedinin prizmalarında şöyle yazmış. Demiş ki ben Habur yakınlarında 4 tane erkek fil öldürdüm. Onlardan 10 tanesini de elle yakaladım. Dişlerini ve derilerini kentim Asur'a götürdüm. Bu neyi ispat ediyor? Cudi'den inen şeyler Habur'a gelmiş, orada kalmış ama maalesef Asur kralı onların hepsini bitirmiştir. Peki efendim, burada da gördüğümüz sandukada da Hazreti Nuh'un makamının burası değil mi? Türbesi makamı değil, kesin. Peki, evet. Peki bununla eşi ilgili de burada. Eşi de. Peki sadece merak etmiş soruyorum. Dünyada başka yerde yine Hazreti Nuh'a ait olduğu söylenen yer var mı? Cizre'nin Nusaybin yolu üzerinde İdil'in bir köyü var. Banuh diye onun torunu var orada. Bir de Derabun var Irak'ta. O da onun torunu. Yoksa Hazreti Nuh Aleyhisselam yalnız burada. Yalnız burada. Evet. Sizden çok kısa burada olmamıza da vesile olan Nuh tufanı ile ilgili hadiseyi de bir hatırlatalım seyircilerimize. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gerek Tevrat'ta, gerek İncil'de, gerek Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve olmuş bir şey bu. Ayrıca Sümer, Akat, Elam, Babil ve Gudi yazıtlarında yine tufan efsanesi yazılıdır. Şimdi biliyorsun Hazreti Nuh Aleyhisselam aşağıdaki Babilonya yani Babil, Erbil, Bağdat üçgeninde kalıyordu. Oranın ismi Ras. İki tane Ras var. Eshabur Ras ve Semud Kur'an'da geçiyor, o şeydeki Suudi'deki değil. Bu Ras şehrinde duruyordu ve oradaki insanlar putlara tapıyorlardı. Yağuz, Yağuk gibi falan 5 tane put vardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 yıl Kur'an'ın şeyiyle deyimiyle onları tek Allah'a çağırmış. Putlardan vazgeçmiş. Fakat onlar parmakları ve kulaklarını tıkamış, onu dövmüşler, çöplüğe atmışlardı. Daha sonra mecburen demiş ya Rabbi, dünya üzerinde hiçbir kafir bırakma. Yani o bölgede hiçbir kafir bırakma demek istemiş ve Allah-u Teala Cibril Aleyhisselam'ı göndermiş, demiş ki bizim gözetimimizde, Cebrail Aleyhisselam'ın gözetiminde bu ölçülerde bir gemi yap ve seni biz buradan göndereceğiz. Bunların hepsini de suda boğacağız. Bütün canlılardan çift olan. Canlılardan, bölgede yaşayan bütün canlılardan, sağlam olanlarından bir dişi bir erkek kendi gemisine almış ve 7 gün 7 gece yağmur yağmış. Ben bunu demiyorum.
Asur, Akat, Elam, Sümer yazıtları 7 gün. Tevrat 150 gündü, yalan o. Çünkü mümkün değil. 7 gün 7 gece sonunda bu gemiye binen insanlar Cudi'ye gelmiş. Fakat Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın iki eşi vardı. Bir tanesi Emne, burada basıyoruz. İnşallah o da olacak. Ben onun bacağını gördüm. 7 yılda bozulmamış. Evet. Onun bir tane eşi vardı, Va ile kafirdi. Bir de oğlu Yam, Kenan. Onlar binememiş. Diğer kafirlerle beraber hep boğulmuşlar. Ve Nuh Aleyhisselam buraya gelmiş. Nuh Aleyhisselam buraya gelince Cudi'de iki odalı, bir salonluk, bir tane yazlık ev yapmış. Kasım'da kar yağınca Heştan diye bir köye gitmiş. Orada da kar yağmış. Sonra Cibril Aleyhisselam bunu sıcak bir yer buraya getirmiş. Çünkü yazın burası gölgede 52 derece. Tam ona göre bir memleket. Gerçekten Cennet Köşeler programının adını fazlasıyla hak eden bir coğrafyadayız. Hani bizler de hep Ağrı Dağı'nda biliyorduk. Tabii ki eğer Ağrı Dağı Ararat Dağı olarak geçiyor, bunu iddia eden, ispatlamak isteyen kim varsa da Hodri Meydan diyor hocam. Karşıma çıksın, tartışalım. Mübarek ezan sesi tam röportajımızın sonuna geldi. Hazreti Nuh'un makamı, ziyaret yeri burada. Diyorsunuz ki Nuh'un gemisi de Cudi Dağı'nda. Bizim üzerimize şu anda yapabileceğimiz tek şey mübarek ezan vaktinde başta Aleyhisselam, Nur Aleyhisselam olmak üzere tabii ki Peygamber Efendimiz, hep bir Fatiha'mızı okuyalım. Ondan sonra da vedalaşalım hocam. Selametle.